Değerli dostlar, yeni haftaya yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Tarihten Notlar'da bu hafta aslında manevi bir mesele ama öbür taraftan siyasi tarafı olan, ekonomik tarafı olan, kültürel anlamda değeri olan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Surre alayları. Yani surre nedir? Surre alayı neden yapılır? Surre alayını niçin bugün konuşuyoruz? Çünkü önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı öncesinde infak önemli bir mesele olduğu için, paylaşmak önemli bir mesele olduğu için bu konuyu seçtim sizinle. Her konuyu da işin aslı uzun uzun anlatamıyoruz, konuşamıyoruz. Ama bilmemizde fayda var. Bazı şeyler var ki bu toplumun değeri olarak yaşayan, bunları yaşatırsak bu toplum ayakta kalır, güçlü olur, mutlu oluruz. Güzel evlatlar yetiştiririz. Önemli özellikleri, değerleri, milli ve manevi hasletlerimizi yaşatırsak, İnanın gelecek güzel olur. Aksi halde kendi içimizde kaybolur gideriz. Osmanlı Devleti bir cihan devletiydi. Osmanlı Devleti bir kültür medeniyetiydi. Bir medeniyet inşa etmişti. Kültüre dayalı bir medeniyet inşa etmişti. Elbette güçlü orduları vardı, sağlam donanması vardı. Ama yeri ve zamanı geldiğinde devlet kendi kültürel değerlerini yaşatmak adına da nasıl ki askeri bir yapıyı muhafaza ediyorsa bu değerleri de muhafaza ederdi, korurdu, yaşatırdı. Tabii ki devletlerin ömürleri var insanlar gibi. Onlar da zamanı geldiğinde eski güç ve kudretini kaybederler. Belki orduları eskisi kadar cihangir olmaz. Belki donanması eskisi kadar denizlerde başarılar elde edemez. Ama bir kültür inşa etmişse, bir kültür meydana getirmişse, meydana getirdiği bu kültür muhakkak onu asırlar sonra konuşmaya, asırlar sonra onun örnek alarak yaşatılmasına vesile olur. Değerli dostlar, Osmanlı Devleti böyle cihan şumulu bir devletti. Tabii ki aslında bizim her konuştuğumuz mevzu Osmanlı gibi geliyor ama bizim burada tarihten notlarda konuştuğumuz hususlar aslında Türk'ün 6000 yıllık tarihinin parçalarıdır. Her bir noktası Osmanlı'da olduğu gibi Selçuklu'da da vardır. Karahanlılarda da vardır, Gaznelilerde de vardır, Uygurlarda vardır, Göktürklerde vardır. Başbu Metehan'ın Asya Hun Devleti'nde de vardır. Paylaşmak, zorda kalana ulaşmak, gücünü ortaya koymak, güce saygı duyulmasını ama adil bir şekilde saygı duyulmasını sağlamak. İşte Osmanlı Devleti henüz Haremeyn bölgesini, Hicaz bölgesini fethetmeden önce bir uygulamayı kendi topraklarında başlattı. Başlattığı bu uygulamanın adı Surre Alayları. Surre Alayı. Nedir Surre Alayı? Surre Alayı, İslam devletleri, Cihan Şumul İslam devletleri, büyük devletler, Allah Resulüne hürmeten, Allah'ın dininin merkezi olan Kabe'ye ve hemen yanında bulunan Haremeyn diye bildiğimiz bölge Kabe ve Mescid-i Nebevi'nin olduğu Mekke ve Medine'ye ayrı bir önem atfeder. Hem Allah Resulü'nün oradaki aziz hatıralarını yaşatmak hem de orada yaşayanların Peygamberimizin yurdunda, vatanında yaşıyor olmalarından dolayı oradakilere hizmet etmek, onlara yardımda bulunmak, onların gönüllerini almak aslında bütünde baktığımızda Yüce Mevla'nın merhametine nail olmak düşüncesiyle uyguladığı bir uygulama. Aslında değerli dostlar, her İslam devletinin bir nevi Mekke ve Medine'deki o halkın gönlünü hoş tutmak, temelde ise Yüce Yaratan'ın gönlünü hoş tutmak amacıyla yaptığı bir uygulama. Surre alayları. Şöyle bir karıştırdım. Bu tarih boyunca ne zamandır yapılıyor, ne zamandan beri uygulanıyor diye baktığımızda aslında ilk Surre alayı uygulamasına Abbasiler zamanında rastlıyoruz. Abbasi devleti 650'lerden itibaren merkezi Bağdat olan bir İslam devleti. Tabii ki Abbasi devletinin kurulması kısa süre içerisinde tüm İslam coğrafyasında Abbasi devletine karşı bir otorite kabulüne gitmemiş. Şunu demeye çalışıyorum. Abbasiler Türklerle birleşip Emevi hanedanını ortadan kaldırdıktan sonra
İslam coğrafyasında 3-4 başlı bir yapı meydana gelmişti. Hazreti Abbas'ın çocukları Bağdat'ta Abbasi Devleti'ni kurarken, Şam'da yıkılan Emevi Devleti'nin yöneticilerinin büyük bir bölümü ortadan kaldırılmış, bir bölümü ise kaçarak Endülüs'e sığınmıştı. Endülüs'te bir Emevi Devleti kurulmuştu. Endülüs Emevi Devleti. Öbür taraftan Emevilerin yıkılmasından sonra Abbasi otoritesini tanımayan devletler de vardı. Mesela Mısır ve coğrafyasında hakim olan Fatimiler. Yine Abbasi Devleti ile aynı mezhep ve meşrep üzere olmasına rağmen Abbasilerin siyasi otoritesini kabul etmeyen Eyyubiler de bir başka kimlikle, başka bir siyasi figür olarak Orta Doğu'da İslam coğrafyasında varlığını sürdürüyordu. Demek istediğim olay şudur. Abbasiler 650'lerden itibaren devleti kurdular ama hemen bütün İslam coğrafyasına da hakim olamadılar. Bunun dışında Mekke ve Medine'de bulunan Müslümanlar, Abbasi devletiyle birebir örtüşen bir siyasi anlayışa sahip değildi. İşte böyle bir zamanda Abbasiler 650'lerden itibaren, ilk olarak 656 olarak biliyoruz, Sultanı El-Melikül Zahir zamanında ilk kez, değerli dostlar, Mekke ve Medine'ye, yani Haremeyn bölgesine Surre alayı göndermiş oldular. Surre alayı, Ramazan ayıyla Kurban Bayramı arasındaki geçen sürede gerçekleşen önemli bir etkinlik. Ramazan'ın başlamasından itibaren İslam devletlerinin başkentinde bulunan hükümdarlar ya da halifeler Mekke ve Medine'de bulunan emirleri, kadıları, o bölgede yaşayan halkı düşündüklerini göstermek hem de İslam'ın merkezi olan bu iki noktada siyasi güçlerini göstermek adına kendi şehirlerinden topladıkları değerli eşyaları ve hediyeleri bir alay eşliğinde Mekke'ye ve Medine'ye gönderirlerdi. Böylece o bölgede hem siyaseten varlıklarını göstermiş olurlardı, hem de Allah'ın bu bölgede yapılan hayırlardan dolayı kendilerine merhamet edeceğine inanırlardı. Öbür taraftan da peygamberin ayak izlerinin olduğu Mekke ve Medine'de yaşayan insanların hayır dualarını alarak, peygamberin emaneti olan buradaki Müslümanlara sahip çıkarak önemli bir vazifeyi de yerine getirmiş olurlardı. Tabii ki Abbasilerden sonra, ilk olarak orada başladığını biliyoruz, ondan sonra Mısır'da Fatimilerin keza aynı düşünceyle Surre alayları tertip ettiğini, yine Selahaddin Eyyubi'nin o meşhur Kudüs'ün Fatihi, Haçlıların korkulu rüyası, Cennet Krallığı'nın hükümdarı Selahaddin Eyyubi'nin devleti Eyyubiler zamanında da Mekke ve Medine topraklarına, yani Hicaz bölgesine, yani Haremeyn bölgesine bu kıymetli hediyelerin Surre alaylarıyla gönderildiğini biliyoruz. Memlüklülerde ise Sultan Baybars, önemli bir sultan, önemli bir hükümdar, Moğolları dize getirmiş, bizim Elbistan Huni Ovası'nda, yani Afşin'le Elbistan arasındaki Huni Ovası'nda Moğolları bozguna uğratmış Türk tarihinin cengaver hükümdarı Sultan Baybars bu Surre alayı geleneğini sürdürdü. Aslında biraz araştırmalar yapıldığında bazen insanlar, yani daha doğrusu şöyle söylersem daha iyi olur, bazen değerli dostlar okumalar yapıyoruz, tarih okumalar yapıyoruz, evrak okumaları, kayıtlar inceliyoruz. Bazen işte eski kronikleri okuyoruz. Mümkün olduğu kadar, dilimizin döndüğü kadar eski Osmanlıcayla, eski yazıyla bazı belgeleri çevirip okumaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Dostlarımız var. Onlardan da destek alıyoruz bu hususta. Bazen transkrip edilmiş olan eski kaynakları okuyoruz. İşte mesela Sultan Baybars'la ilgili okuyacağımız Memlük ya da Eyyubi tarihiyle ilgili okuyacağımız zaman İlyas Gökhan Hoca'nın kaynaklarından istifade ediyoruz. Timur'u okuyacağımız zaman bizim Tarkan Suçkar Hoca'nın kitabından okuyoruz. Mevlana'yı okuyacağımız zaman ya da işte Ahi Evren okuyacağımız zaman Mikail Bayramoğlu'nun tamamen fikirlerine uymasak da okuyoruz. Yani çeşitli kaynaklar okuyoruz. Ama bunların içerisinde en fazla başvurduğum kaynaklardan bir tanesi
Türkiye'nin ve dünyanın saygın bilim adamlarının, sosyal bilimlerde uzman kişilerin makaleler yazdığı Diyanet İslam Ansiklopedisi'ni okuyoruz. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde Suriye alaylarını okurken çok ilginç bir satır arası bir bilgiye ulaştım Sultan Baybars'la ilgili. Sultan Baybars, Mısır'dan Mekke ve Medine'ye Surre alayları gönderirken aynı tarihlerde Yemen'deki Resulilerin de Mekke ve Medine'ye Surre alayı gönderdiğini görüyor. Kendisi de bir hac farizasını yerine getirerek Mekke'ye kadar gidiyor ve Kabe'de kesin bir hükümle Mekke ve Medine'ye, yani Haremeyn bölgesine Surre alayını ancak Mısır'daki Memlük Sultanı ve onun koruması altında bulunan Abbasi halifesi gönderir diyor. Aslında bu bize Surre alaylarının iç yüzünü net bir şekilde açıyor. Yani burada siyasi güç benim, dini lider ise Abbasi halifesi, benim kontrolümdeki Abbasi halifesidir diye kesin bir dille Sultan Baybars Yemenlileri uyarıyor. Beni burada şaşırtan bu mu? Değil. Aslında en başta söyledim, her devlet Surre alayını gönderirken elbette manevi haz elde etmek var, manevi anlamda bir kazanç elde etmek var ama temelde siyasi bir amaç da güder Surre alaylarını oraya göndermek. Dolayısıyla bu zaten her devletin planı. Peki beni etkileyen nedir? Ben neyi heyecanlandım bu bilgiyi öğrenirken? Türk hükümdarları içerisinde Sultan Baybars'ın hacca gidip hac farizasını yerine getirmiş olması benim için çok kıymetli bir bilgi. Bilmiyorum yani bütün Osmanlı padişahlarının hacca gitmediğini bilip de hacca gitme bahanesiyle, ordu oluştururum düşüncesiyle Anadolu'ya geçen genç Osman'ın, geçmek isteyen genç Osman'ın Yedikule zindanlarında katledilişiyle, Sultan Baybars'ın hacca gidişiyle bir kıyaslama, bir mukayese yaptığım zaman bir Türk hükümdarının hacca gitmiş olması benim için çok elzem, çok önemli bir bilgi. Belki ekranlar başında izleyenler hoca ne anlatıyor diyebilir. Ama değerli dostlar, Osmanlı tarihinde 36 padişahın hiçbirisi hacca gitmemiş. Hacca gitmenin bambaşka bir algısı, bir anlamı var Osmanlı tarihinde. Hacca padişah kendisine vekil birini bulup gönderebilir. Bu başka bir şey. Ama kendisi hacca gitmez. Hacca gittiği zaman padişahın dünya işlerinden el etek çekeceği kararına varılır ve dolayısıyla da padişahlık yapması uygun görülmez. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in iki oğlu Cem Sultan ve Sultan II. Bayezid arasında yaşanan o müthiş savaşta Cem Sultan savaşı kaybedince önce Karamanoğullarına sonra Mısır'a sığınmış, oradan da Hicaz'a giderek hac farizasını yerine getirmişti. Hac vazifesini yaptıktan sonra tekrar Antalya üzerinden Karaman'a geldiğinde, Anadolu'daki beylere haber saldığında, yeniden tahtı ele geçirmek için hazırım dediğinde Anadolu beyleri şunu söylediler Cem Sultan'a. Hacca gitmiş ve dünyadan el etek çektiğini iddia etmiş bir kişinin dünya mülkü için padişaha isyan etmesini doğru bulmuyoruz. Yani hacca gitmek önemli bir şey. Bakın demek ki burada ne anladık biz? Osmanlı'da padişahın ya da hanedan üyelerinin hacca gitmesi tahta çıkmak için bir engel iken Memlüklülerde böyle bir engelin olmadığını anladık. Hem Sultan Baybars hac farizasını yerine getirir hem de Yemenli Resulilere net bir çizgi çizerek burada Surre alayını tertip etmek, düzenlemek Memlük Devleti'nin hakkıdır der. Bize aittir der. Bir güç gösterisidir, bir otoritedir. Mekke ve Medine'de sahabe soyundan gelenlerin, seyit ve şeriflerin gönlünü almak, onların desteğini almak, Surre alaylarıyla onların kapılarını aralamak, onlara hediyeler vermek, onlardan dostlar edinmek bir devlet idaresi için harika bir şeydir. Baksanıza size en başta Osmanlı Devleti'nin cihan şumul bir devlet olduğundan falan bahsederken bu inceliği de aslında anlatmak istediğim için bu konuyu seçtim. Peki Osmanlı Devleti Mekke ve Medine'yi fethettikten sonra ya da bu bölgeyi topraklarına kattıktan sonra mı Surre alayları düzenledi? Bazı internet kaynakları açık açık 500 yıllık bir gelenek diyor. Yani 1517'de Yavuz Sultan Selim'in önce Mercidabık,
sonra Ridaniye seferleri sonrasında Memlük devletini ortadan kaldırdıktan sonra bu bölgeye hakim olmasından sonra Sure alaylarının başladığını yazıyor. Peki doğru bilgi mi? Yanlış. Değerli dostlar, Mekki'nin eserinden anladığımız kadarıyla Mekki adında bir tarihçi ya da bir yazarın anlattığı anlatımdan hareketle gördüğümüz şudur ki Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı Devleti Edirne'den bir Sure alayı hazırlayarak Mekke ve Medine'ye göndermiş. Tabii ki bunu gönderirken Mısır'daki Memlük Devleti'nden de izin alarak bunu yapmış. Sonra Mekke'nin bu zayıf kaynağına rağmen, verdiği bilgiye rağmen biraz daha ciddi incelemeler yapıldığında görülüyor ki Osmanlı tarihinin ilk dörtbaşı mamur özenle, özene bezene bir Sure alayı tertibinin Sultan Çelebi Mehmet zamanında, yani Dulkadiroğulları'nın damadı olan, annesi de aynı zamanda Dulkadiroğulları'ndan damadı olan Çelebi Mehmet, yani 1. Mehmet zamanında, yani 1413 ile 1520'li yıllar arasında Osmanlı tahtında bulunmuş olan Çelebi Mehmet zamanında ilk Sure alayının yapıldığı, Sure alayı ile beraber çok kıymetli hediyelerin Mekke emirine gönderildiği anlaşılıyor. 1446'ya geldiğimizde ise bir başka kaynak, çok daha büyük bir Sure alayının Sultan II. Murat zamanında, yani Çelebi Mehmet'in oğlu Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat zamanında çok büyük bir Sure alayı düzenlendiğini gösteriyor. Aslında Sultan Murat'ı da bir gün sizlerle paylaşmak lazım değerli dostlar. Cihangir bir padişah, Bizans'ta mücadele etmiş, Balkanlarda fetihler üzerine fetihler gerçekleştirmiş, şiirlerini Türkçe yazmış, Hacı Bayram Veli Hazretlerine hürmet etmiş, Molla Gürani ve Akşemseddin gibi çok önemli bilginleri sofrasında bulundurmuş, önemli bir Türk hükümdarı Sultan II. Murat. Tabii Fatih yetiştirmek kolay değil. Önce Sultan II. Murat gibi bir babanızın olması lazım. Akşemseddin gibi, Molla Gürani gibi, Hacı Bayram Veli gibi kıymetli üstadların, büyük hocaların, büyük alimlerin tedrisatından geçmek lazım. Onların ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Tabii Fatih olmak kolay değil. Ama Fatih yetiştirmek de kolay değil. İkinci Murat gibi vakur olmak lazım. İkinci Murat gibi vizyoner olmak lazım. İkinci Murat gibi okuyan, araştıran, duygusunu yansıtan bir padişah olabilmek lazım. Kolay değil. Dolayısıyla 1446'daki bu Sure alayı ise az önce bahsettiğimiz gibi Mekke ve Medine halkının gönlünü fethetmiş. Fatih Sultan Mehmet zamanında da Sure alaylarının yapıldığı bilinmekte ama bu bahsettiğimiz 1446'daki gibi böyle şatafatlı olsa kayıtlara geçerdi. Çok ciddi anlamda kayıtlarda detaylı bilgiler bulunmuyor. İkinci Bayezid dindar bir padişahtı. Bayezid-i Veli diyoruz. Onun zamanında da Ramazan ayı ve Kurban Bayramı arasında süren, eskiden 90 gün sürermiş bu. 58 konakta 58 gün düşünün. 58 konakta gidilir. Tekrar da değerli dostlar aynı şartlarda 32 konakta geri gelinirmiş ki toplam 90 gün süren Sure alayları tertip edilirmiş. İkinci Bayezid zamanında da bu Sure alaylarının yapıldığını biliyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki hem Fatih Sultan Mehmet'in hem de Sultan Bayezid'in Memlüklerle kavgalarının bir tarafını da Hicaz su yolları problemleri ve hem Sure alayı için giden hem haç farizası için giden Müslümanların Memlük topraklarında zor durumda kalmasını gerekçe göstermeleri iki devlet arasında savaşa sebebiyet verdiğini biliyoruz. Kıymetli dostlar, Sultan Yavuz Selim ya da Sultan Selim Han, 1. Selim ya da Yavuz Sultan Selim Han zamanında iş tamamen bambaşka bir noktaya kaydı. Yavuz Sultan Selim tahta çıktıktan hemen sonra, önce 1514'te Çaldıran'da Şah İsmail'i tasfiye eyledi. Sonra 1515'te Turnadağ Savaşı ile Alaaddin Bozkurt Bey idaresindeki Dulkadiroğulları Devleti'ni tasfiye eyledi. Sonra 1516 Mercidabık,
Sonra da 1517 Ridaniye Savaşları'yla bu coğrafyadaki diğer ve büyük Türk İslam devleti olan Memlük Devleti'nin tarih sahnesinden sildi. 1517'de Kahire'de bulunan Yavuz Sultan Selim, orada dört mezhebin hak imamlarıyla Kabe ve bölgesiyle ilgili kadılarla, emirlerle bir araya geldi. Görevlendirmeler yaptı. Son Abbasi halifesini de İstanbul'a getirdi. Onun vefatından sonra da artık İslam halifesi Yavuz Sultan Selim Han oldu. Yani Türklerin ilk halifesi, İslam dünyasının lideri, Türk kökenli ilk halife Yavuz Sultan Selim Han oldu. Mekke ve Medine Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı sınırlarına kavuştu. Yani bu bölge, Haremeyn bölgesi Yavuz Sultan Selim'le beraber Osmanlı Devleti'nin sınırlarına dahil olmuş oldu. Türk'ün şöyle bir özelliği vardır. Bir yeri ele geçirdiğinde o bölgenin efendisi olmaz, hizmetkarı olur. Türk bir coğrafyaya girdiğinde, orayı fethettiğinde, orayı kılıç hakkı olarak görür, orayı İslam beldesi olarak yaşatmak, Türk yurdu haline getirmek için orada imarathaneler yapar, orada hanlar, hamamlar inşa eder, orada kervansaraylar yapar, medreseleri açar, sıbyan okulları kurar, köprüler yapar, yollar açar, sarnıçlar kurar. Ve o bölge halkının canını ve malını kendi namusu kabul eder, korur kollar. 300 yıl boyunca hakim olduğumuz Macaristan'da 400 milyon altına yakın para harcamamıza rağmen karşılığında topladığımız vergi 88 milyon altındır. Hele ki İslam beldesi Mekke ve Medine için böylesine bir vergi uygulaması da yoktur ve İslam devleti olduğu için bu bölgenin tüm alanlarını ihya etmek amacıyla Harameyn vakıfları kurmuş, kurduğu vakıflarla bu bölgenin ihtiyaçlarını karşılamıştır. Su yolları yapmıştır, Kabe'yi onarmıştır, çevresinde insanların ibadet edebilecekleri, muhafaza edebilecekleri, o bölgeleri de rahat edebilecekleri alanlar oluşturmuşlardır. Sadece Kabe'nin etrafı değil, Medine'yi, Taif'i, Akabe'yi, Şam'ı, Dımaşk'ı, Halep'i, Hama'yı, Kahire'yi, İskenderiye'yi bir medeniyet merkezi haline getirmiştir. Çünkü bu coğrafyada ya Allah Resulü'nün ayak izleri vardır, o yürümüştür, ya da onun sahabeyi güzin dediğimiz, onun eşsiz sahabesi buralarda yatmaktadır, buralarda yol yürümüştür, buralarda ruhani varlıkları mevcuttur. Böyle bakar Türk coğrafyaya. Ve Türk'ün bu coğrafyada yaptığı hizmetler 1517'den sonra yine Surre alaylarıyla olduğu gibi devam etmiştir. Bakın Yıldırım Beyazıt, 2. Murat, Çelebi Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıt diye bahsettim. Bunlardan sonra gelen Yavuz Sultan Selim'le beraber Surre alayları göndermek her yıl adet haline gelmiştir. İnternette paylaşan, bilgi paylaşan arkadaşların eksik dediğim yer burasıdır. 1517'den 1915 tarihine kadar her yıl istisnasız, sadece bir defa 1864-65'te Beyrut ve civarında çıkan isyanlar nedeniyle tehir edilmiş ama yine deniz üzerinden oraya bu defa Surre alayları gönderilmiştir. Ne gönderilir? Harameyn vakıflarından elde edilen gelirler. Bunun dışında altın ya da para gibi kıymetli, onun gibi değerli olan, yani altın ve para değil de onun gibi kıymetli, değerli hediyeler gönderilir. Tabii altının, gümüşün gönderildiği de vardır. Gerçi altın işlemeli kıyafetler, elbiseler, Kabe örtüleri ya da Mescid-i Nebevi'de kullanılacak halılar, kilimler, bunların hepsi, onları korumakla görevli kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması, orada bulunan alimler, zahitler, orada bulunan emirler, kadılar, orada bulunan yoksullar, fakirler, herkes düşünülür, herkese hediyeler gönderilir. Evet, 500 yıl dedikleri yer burası. 1516'da Mekke ve civarında isyan etmiş olan Şerif Hüseyin'in isyanından dolayı gönderemedik.
1500, çok özür dilerim, 1916'da. 1915'e kadar gönderdik. 1917'de gönderdik. 1918'de devletimiz yıkıldı. Buna rağmen 1919'da son padişah Vahdettin Han oraya bir Surre alayı gönderilsin istedi. Ama başarılı oldu mu olamadı mı onu henüz bilemiyoruz. Çünkü evraklarda kesin bir bilgiye ulaşamıyoruz. Padişahlar ve hanedan üyeleri kendi ceplerinden yol boyunca Kudüs'te, Mekke'de, Medine'de ve civar illerde, şehirlerde halkın gönlünü almak adına Surre alaylarıyla beraber hediyeler göndermiştir. Değerli dostlar, peki Surre alayları sadece İstanbul'dan mı gönderilir? Hayır. Surre alayları aynı zamanda Mısır'dan, Kahire'den de gönderilir. Mısır'dan ve İstanbul'dan gelen Surre alayları, orada Surre ve Mahfil dediğimiz, Mahlil dediğimiz, çok özür diliyorum, Mahlil adı verdiğimiz bir özel yapı. Yani bir nevi aslında bir deve üzerinde gezdirilebilecek ya da bir iki deve üzerinde gezdirilebilecek. Dört tarafı böyle özel çıtalarla yapılmış, üzeri özel işlemeli bir yapı, mahlil. Bu mahliller, değerli dostlar, Surre alaylarıyla beraber önce Mısır'a, Mısır'dan Mekke ve Medine'ye, Kabe'ye, Kabe'nin olduğu bölgeye gelir. Mısır'dan gelen ayrı gelir. Orada sokakta gezdirilir, çarşıda dolaştırılır. İnsanlar bu müthiş gösteriyi kaçırmazlardı. Aslında bu millet, yani Türk milleti hem Allah'ın dinine hizmetkar olmuştur, hem dinin yayıcılığını üstlenmiştir, hem muhafaza ediciliğini, muhafaza edici koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Ve bu dinin kutsal gördüğü yerlere kendi gücü nispetinde Surre alayları göndermiştir. Mesela Mekke Medine'ye göndermiştir de Kudüs'e es mi geçmiştir? Hayır, Kudüs'e de Surre alayı göndermiştir. Peki Mekke Medine'ye göndermiştir de Kudüs'e göndermiştir de Şam'a es mi geçmiştir? Arada bir Şam'a da, oraya da göndermiştir. Orayı da önemsemiştir, kıymetli görmüştür. Peki Mekke Medine'yi, Kudüs'ü, Şam'ı Surre alaylarıyla mutlu etmiştir de Halilurrahman'ı mutlu etmemiş midir? Tabii ki Halilurrahman'ı da mutlu etmiştir. Halilurrahman'a da Hazreti İbrahim'den mütevellit nasıl ki Kabe'ye gönderiyorsa aynı şekilde Halilurrahman'a Urfa'ya da Surre alayları göndermiştir. Bu millet necip millettir. Bu milletin gönlü zengindir. Bu millet elindekini paylaşmayı sever. Kolay değil. Eski zamanda Topkapı Sarayı'ndan çıkan Surre alayı, orada Darüsaade ağası hazırlık yapar, bu alayı tertip eder. İçerisini, yani alaya katılacak olanlar hazırlanır, süslenirler, eşyalar verilir, kıymetli eşyalar. Kese demek aslında, o muhafaza etmek anlamında gelir. Surre alayı tertip edilir, sirkeciye iner. Bayram havasında, çünkü bayrama gidiyor bir noktada, bayram havasında hazırlanır, sirkeciden sandallar ya da işte oradaki işte kayıklarla, gemilerle neyse artık Üsküdar'a çıkar. Üsküdar'da müthiş bir karşılama töreni, Üsküdar'dan hareket eden Surre alayı, Gebze'den, Kocaeli üzerinden, Bilecik'ten, Akşehir'den Konya'ya, Konya'dan Adana üzerinden, Hatay'dan Şam'a, Şam'dan Hama, Humus, aşağıya doğru Kudüs, Kudüs'ten Mekke Medine'ye. Düşünsenize. Tam 90 gün süren bir yolculuktan bahsediyoruz. Gelirken daha kısa sürüyor. 30 gün, 32 gün kadar sürüyor. Topkapı Sarayı'ndan böyle bir şatafatla çıkan Surre alayı Mekke'ye varır. Mekke'de padişahın ve devlet adamlarının hediyeleri dağıtılır. Halkın gönlü alınır. Sonra geri dönüş yolculuğu başlar. Bazen Mekke üzerinden Mısır'a ulaşılır. Mısır'dan gemiyle yolculuk devam eder İstanbul'a. Bazen de aynı güzergah takip edilir. Bu defa Mekke'den gelen güzel hediyeler padişaha sunulur. Tabii Osmanlı Devleti'nin merkezi Topkapı Sarayı olduğunda böyleydi. Topkapı Sarayı olmadığı zaman da Dolmabahçe Sarayı'ndan ya da Yıldız Sarayı'ndaysa padişah. Mesela Abdülhamit Han Yıldız Sarayı'nı severdi. Mesela Abdülmecit Han ya da Sultan Abdülaziz Dolmabahçe Sarayı ya da Feriye Sarayı'nı ya da Çırağan Sarayı'nı severdi. Bu durumda yine Surre alayları hazırlanır. Hazırlanan bu hediyeler bu defa Beşiktaş iskelesinden Üsküdar'a geçirilir. Aynı güzergah devam ettirilirdi. Değerli dostlar, zamanla
Osmanlı coğrafyasında burada giden bu Surre alayının güvenliğini sağlamakta zafiyetler meydana geldi. Ne demek istiyorum? Çünkü çok kıymetli hediyeler gönderiyorsunuz. Bu hediyelerin yolda eşkıyalar tarafından basılıp ele geçirilmesi mümkün. İşte Hatay Payas hattında, işte Belen geçidinde ya da güneye doğru indiğinde Şam'da Beyrut topraklarında bazı saldırılar meydana gelince, özellikle o meşhur Mithat Paşa'nın da bir yol teklifi var ama devlet o zaman belli bir yolculuk yapıldıktan sonra ondan sonraki süreci önce Mısır'a kadar gemiyle, Mısır'dan yine Cidde'ye kadar gemiyle oradan geçerek yaya yoluyla bu işlerin yapılabileceğini gündeme getirdi ve uyguladı da. Tabii ki daha hızlı bir şekilde gemi yolculuğuyla ulaşım sağlanmaya başlayınca Surre alaylarının çıkışı artık Recep ayında değil, biraz daha ilerleyen aylarda olmaya başladı. Çünkü onun için önemli olan bayramda orada olmak, hac farizasını yerine getirmek. Önemli olan buydu. Bugünlerde de hacılarımız yavaş yavaş Mekke ve Medine topraklarına, yani Haremeyn bölgesine doğru gitmekteler. Onlar da şimdiden hac farizalarını tebrik ediyoruz. İşte değerli dostlar, Hicaz Demir Yolu projesi gündeme geldiğinde ise artık Surre alayları Bağdat ve arkasından Hicaz'a giden trenlerle sağlanmaya başlandı. Eskiden 60 günün üzerinde bu Surre alayları biraz yavaş giderdi, o yüzden 90 gün diyorum. 60 gün, 63 gün süren İstanbul-Mekke yolculuğu, gemiyle de olsa aşağı yukarı 60 günü bulan bu İstanbul-Mekke yolculuğu, Hicaz Demir Yolları projesinin geçmesiyle beraber, uygulanmasıyla beraber 63 saate inmişti. Düşünün, ulaşımdaki hıza bakın, işte teknoloji yakaladığınız zaman, yeniliği şehrinize, ülkenize getirdiğiniz zaman her şey değişiyor. Bugün 3-5 saat içerisinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan bir uçak Cidde'ye ya da Mekke'ye ya da Medine Havalimanı'na çok rahatlıkla inebilmekte. Demem odur ki Abdülhamit Han zamanındaki o Hicaz Demiryolları projesi sırasında da Surre alayları gönderilmiş. Bu defa bu Surre alayları trenle gönderilmişti. Değerli dostlar, Surre alaylarının gönderilmesi Osmanlı Devleti için sadece bir manevi kazanç kapısı mıydı? Hayır tabii ki. Osmanlı Devleti de aynı Sultan Baybars'ın düşüncesinde, yine Selahaddin Eyyubi'nin düşüncesinde ya da Fatimi Sultanlarının düşüncesinde İslam beldelerinde Halife-i Zişan Osmanlı Padişahı'nın oradaki gücünü, kudretini göstermek, devletin varlığını göstermek anlamında önemliydi. Yine bu coğrafyada yaşayan seyitlerin ve şeriflerin ve buradaki alimlerin, ulemanın ve bölgede yaşayan emirlerin, kadıların gönlünü almak, peygamber soyundan gelen insanların gönüllerini almak, onların kalbini İstanbul'a ısındırmak, bu coğrafyada İslam devletinin temsilcisi olarak padişahın kabul görmesini sağlamak gibi siyasi amaçlar da elbette Surre alaylarının arkasında yatan sebeplerden bazılarıydı. Abdülhamit Han son raddeye kadar bu bölgeyle olan ilişkilerini korumak için az önce de söylediğim çok ciddi miktarda paralar harcayarak Hicaz Demir Yolları projesini gerçekleştirmiş. Bölgede İngiliz ve Fransızlar tarafından Lawrence gibi, Gertrude Bell gibi ya da binbaşı William Edward Noel gibi İngiliz, Fransız ya da Batı'nın diğer ajanlarının cirit attığı bu coğrafyada İslam devleti olan Osmanlı Devleti'nin bayrağını dalgalandırabilmek adına Surre alaylarında çok ciddi hediyeler gönderilmiştir. Surre alayları önemsenmiş ve devletin yıkıldığı tarihe kadar da Surre alayları muhafaza edilmişti. Darussade ağasının hazırladığı ve Mekke Medine'ye varınca da Surre emini tarafından dağıtılan bu hediyeler uzun yıllar bölgede insanların kalbini Türklere, Türk devletine ısındırmıştı. Aslında bugün YouTube kanalımda paylaştım. Bu arada değerli dostlar, bizler sadece tarihten notları hafta bir çekiyoruz ama haftanın diğer kalan günlerinde YouTube kanalımızdan da insanlara tarihle ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz. Tarihçi yazar Mehmet Işık YouTube'a girdiğinizde bunu yazdığınızda orada çok kıymetli bilgilere de ulaşacaksınız. Sizlerden YouTube kanalımızı ve Instagram hesabımızı takip etmenizi rica ediyoruz. Altta YouTube kanalımızın bilgileri ve Instagram hesabımızın bilgileri yer almakta. Dolayısıyla
Kıymetli dostlar, orada paylaştığımız bir son videoda da Türklerin Kabe'ye olan muhabbetini, Suriye alaylarını çok kısa olarak bahsettim ama çok farklı bir muhabbetini de orada işledim. Çok özel bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen kulaklarınızı açın ve bu bilgiyi iyice dinleyin. Bugün Mekke ve Kabe'nin tam başında, Mekke'nin en yüksek binası Safa Otel adında bir otel. Kabe'ye yukarıdan bakıyor. Kabe'nin etrafında birçok tarihi eser yok edildi. Ecyat Kalesi gibi kıymetli bir tarihi kale, Osmanlı mirası, Mekke ve Medine'nin güvenliğini sağlayan Ecyat Kalesi'ni de ortadan kaldırdı Araplar, Suudlar ve oraya gökdelenler dikmeye başladılar. Ne kadar üzüntü verici olay olduğunu sizler de takdir edersiniz. Oysa Türk'ün Kabe'ye olan aşkı, Türk'ün Kabe'ye olan muhabbeti, Türk'ün Kabe'ye olan saygısı bambaşka. 1517'de Mekke ve Medine Osmanlı Devleti'ne girdikten sonra hemen etrafını güzelleştirdiler. Su kanallarını, su kuyularını, zemzem kuyularını zenginleştirdiler. Hacıların ve ticaret kervanlarının rahatlayabileceği konaklar yaptılar. Kervanlar, kervansaraylar inşa ettiler. Mescid-i Nebevi'yi muhafaza eylediler. Kudüs'ü bir altın kenti haline getirdiler, bir medeniyet kenti haline getirdiler. Ama Kabe'nin etrafında yaptıkları hiçbir bina Kabe'nin boyunun üstünde olmadı. Hatta öyle bir şerh düşüldü ki Kabe'nin çevresindeki evlerin ve binaların 5 metreden yukarı olmaması kararı alındı. Padişahlar, az önce de beri söylüyorum, çevrede yani Mekke, Medine, Kudüs, Urfa'daki o işte Halilurrahman, Şam, Kahire ve Akabe gibi kıymetli, dini anlamda değeri olan Taif gibi yerlerde çok sayıda hacıların kalabileceği, insanların ziyaret ettiğinde zor durumda kalmaması için evler, konaklar yaptı demiştim. Yaptılar. Ama hiçbirini 5 metreden fazla yapmadılar. Bir zaman Kanuni sonrası Sultan II. Selim tahta çıktığında bazı şikayetler gelmeye başladı Mekke civarından. Dediler ki Mekke'nin etrafında, Kabe'nin etrafında Mekke'de insanlar Kabe'yi görebilmek adına bazı binaları yüksek yapıyorlar. Bunun arşiv vesikasını YouTube kanalımda yayınladım. Oradan takip edebilirsiniz. Hemen Sultan II. Selim Şeyhülislam'ı davet etti. Sadrazam'ı davet etti. Darüsade Ağası'nı davet etti. Mekke emirine, Mekke kadısı Hüseyin Efendi'ye bir tezkire yazıldı. Bir ferman. Denildi ki Mekke'nin hiçbir yapısı Kabe'nin üstünde olamaz. Dediler ki sultanım, sizin de yaptırdığınız bir ev var hacıların hizmetine sunulmak amacıyla. O 5 metreden biraz fazlaca olmuş. Sultan II. Selim derhal yıkılsın dedi. Yani ben padişahım, benim yaptığım ev, benim yaptığım hasenat, hayır yüksek olsun, şöyle olsun, böyle olsun değil. Herkes kurala uyacak, kanuna uyacak, eşit olacak. Ve hiçbir tarihi yapı, hiçbir ev, hiçbir yapı Kabe'den yukarıda olmayacak. Kati kural, kati emir. Alınan bu karar çerçevesinde, alınan bu emir çerçevesinde hemen padişahın da yapmış olduğu bina yıkıldı. Hemen Mekke'de Kabe'nin üzerine hiçbir yapıya müsaade edilmedi. Ama bugün açın Google'a bakın, onlarca resimde, onlarca fotoğraf içerisinde göreceksiniz ki Mekke artık gökdelenler şehri, Kabe ise küçük bir noktaya dönüştürülmüş. Artık orada bir hac farizasından, manevi iklimden bahsetmek zor. Orada artık turizm şirketlerinin ticarethanesi daha aktif, daha güçlü. Ama gün gelir, zaman gelir, elbette Allah'ın dini galip gelir. Değerli dostlar, Suriye alayları bu memleketin kıymetli bir hasletiydi, önemli bir değeriydi. Önümüz bayram. Ülkemizde ekonomik sıkıntılar var. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada var. Elbette Suriye alayları yapamıyoruz. Elbette gönül ister ki
Garip, kuraba, fakir, fukara İslam coğrafyasında kalmasın, onlara hizmet edilsin. Fakat bugün kendi komşumuz, Peygamberimiz komşuluk hakkından uzun uzadıya bahseder. Cebrail'in kendisine komşuluk hakkından bahsederken az daha der, komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım der. Allah'ın komşuyu komşuya mirasçı kılacağından korkar. Yani o raddede detaylı anlatıldığından bahseder Peygamberimiz. Bugün belki coğrafyaya surre alayları göndermiyoruz ama infak etme günü, paylaşma günü, koru komşunuzla kurbanınızı, bayramınızı paylaşın. Fakir fukarayı gözetleyin, yetimlere sahip çıkın. Belki surre alayı Kabe'ye giderek Kabe'de olanların gönlünü almaya yönelik şeydi ama belki bugün surre alayı yapılamıyor ama siz de kendi mahallenizde surre alayları tertip edin. Varlığınızı yok olanlarla paylaşın. Paylaşın ki tok olalım, bir olalım, diri olalım. Aç insanın düşüncesi birlik üzerinde olmaz. Karnını tok ederseniz birlik olur. Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Bu anlattığımız hikaye değildir. YouTube'da da uzun uzun bahsettik. 5000 defterin yazılı olduğu sarayda arşivde, Osmanlı arşivinde 5000 defter bu surre alaylarını anlatıyor. Biraz okuyalım, biraz inceleyelim, tarihten ders alalım. Çünkü tarih okumak akıllandırır. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize iyi haftalar diliyorum.